Merhabalar. Sizi tanımayanlar için bize kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Ben Cem Aksoylu. FDR Oyun Cumhuriyeti'nde oyun direktörü olarak görev alıyorum. Henüz bu serüvene yeni başladık. Yolumuz uzun. Heyecanımız var. Bize biraz FDR Oyun Cumhuriyeti'nden bahseder misiniz? Tabii ki. FDR Oyun Cumhuriyeti birkaç yıl önce evimin dışında oyun oynamak istesem nerede oyun oynardım sorusuna cevap ararken ortaya çıktı. İçeride sadece oyun oynamak için değil, birçok farklı aktiviteye katılabileceğim bir yer olmasını istedim. Bir e-spor barı olan, farklı farklı yayın odaları, stüdyoları, özel odaları olan bir yerin hayalini kurduk ve böyle ortaya çıktı. FDR'nin amacı ve hedefleri nelerdir? FDR'nin amacı aslında Türkiye'nin her yerine yayılmak. 5 yılda 22 şube açmak gibi bir hedefimiz var. Türkiye'nin büyük şehirlerine, öğrenci şehirlerine, gamer olan her yerine aslında gitmek istiyoruz. Ve onlara dokunmak, onların da bu deneyimi yaşamalarını istiyoruz. Sadece bununla kalmayıp aslında kendi topluluğumuzu, komünitemizi oluşturarak o topluluğun buralarda oyun oynayarak hem bir şeyler kazanmasını hem de bu büyük ailenin bir parçası olmasını istiyoruz aslında. Bunların dışında yurt dışına çıkmak gibi hedeflerimiz de var. Farklı farklı ülkelerde de FDR'yi aslında yaşatmak, farklı şubelerini açmak istiyoruz. Bu şekilde. FDR'ye gelenleri neler bekliyor? Buraya gelen bir gencin yaşadığı deneyimi nasıl anlatırsınız? FDR'ye gelenleri aslında birçok farklı deneyim alanı bekliyor diyebiliriz. Sadece arkamda görmüş olduğunuz online zone değil, bunların dışında bir açık yayın odası, bir YouTube çekim stüdyosu, daha doğrusu YouTube stüdyosu, özel odalar, VR veya işte PlayStation oynayabileceğiniz 8 metrekarelik bir dev ekran, açık olduğumuz her an aslında yayınlarda, zaten dünyada 24 saat yayın olduğu için e-spor barımızın çevresindeki ekranlarda sevdikleri yayıncıları takip edebiliyorlar ya da sevdikleri, takip ettikleri turnuvaların maçlarını burada izleyebiliyorlar. Bunların dışında aslında buraya gelen kullanıcılarımız, daha doğrusu müşterilerimiz abone olduktan sonra aslında bizim sistemimize tanımlı bir oyuncu haline geliyorlar ve bu oyuncu burada oyun oynadıkça puanlar kazanarak o puanlarını saatlere veya bilgisayar parçalarına veya mouse klavye gibi bilgisayar aksesuarlarına dönüştürebiliyorlar. Dolayısıyla burada oyun oynadıkça bir şeyler kazanabiliyorsunuz ve sadece oyun oynamak için değil bir şeyler içinde oynadığınızın farkına varıyorsunuz. FDR'yi benzerlerinden ayıran özellikler nelerdir? FDR'yi benzerlerinden ayıran özellikler, FDR'nin aslında tam bir eşi benzeri yok. Tam olarak bir rakibi veya benzer bir lokasyonu örnek gösteremiyoruz. Çünkü FDR sadece bir oyun merkezi değil, aynı zamanda içerik üretebildiğiniz stüdyoda, canlı yayın yapabildiğiniz canlı yayın odasında veya içeride bir otelimiz mevcut. Bu otelde e-spor oyuncuları ya da müşterilerimiz kalarak antrenman olarak özel odalarımız, antrenman yapmak için özel odalarımızı kullanabilir ve turnuvalarına burada hazırlanabilirler aslında. Birçok takımın şu anda aslında bizden talebi kendi gaming house'ları yerine bu tarz bir lokasyonda antrenmanlarını ve egzersizlerini yaparak turnuvalara ve kendi takım çalışmalarını yapmak istiyorlar. Dolayısıyla diğer merkezlerden çok daha farklı bir konsept ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda yazılımımız da bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerimizden biri. Oynadıkça puan kazandığınız, premium oyun deneyimini elde edebildiğiniz, hesabınız yoksa bile bizim kendi hesaplarımızdan, örneğin PUBG oyununda olduğu gibi, kendi hesaplarımızdan oynayabildiğiniz ama kendi profilinizi geliştirebildiğiniz bir deneyim sunuyoruz. Bununla birlikte tabii ki konfor çok ön planda. Burada nerede oturursanız oturun, özel odalarda da, açık alanda da, tüm fiyat kategorilerinde tamamen konforu ön planda tutarak, aslında oyuncuların konforunu ön planda tutarak buraları dizayn ettik. Oturduğunuz koltuktan masaya kadar, içerideki havanın derecesine kadar aslında sizlerin rahatlığı ve konforu için düşünüldü. Farklılıklarımız bunlar. ILS Vision stüdyosu gördük içeride. Bu alanın amacı nedir? ILS Vision aslında bizim kardeş şirketlerimizden biri diyebiliriz. Dirsek temasında çalışıyoruz birlikte. ILS Vision stüdyoyu kendi YouTuber'ları için kullanıyor. Onun dışında başka
müşterilerimiz de aslında kendi çekimleri için YouTube stüdyosunu kullanabiliyorlar. 1 saatlik hatta 6 saatlik ücreti de var. Ona uygun bir şekilde kendi çekimlerini yapıp içeriklerini üretebiliyorlar. ILS Vision'ın kendi YouTuber'ları da zaten hep buralara uğruyor ve buralarda kendi çekimlerini de stüdyo çekimlerini de gerçekleştiriyorlar. E-spor takımlarına yönelik özel bir çalışmanız var mı? E-spor takımlarına yönelik özel bir çalışmamız şu şekilde var. Az önce de bahsettiğim gibi özel odalar tarafımızda otelle ortak bir şekilde çalışarak e-sporculara aslında bir bootcamp deneyimi sunuyoruz. Bunun içerisinde onlara yönelik özel yemekler hazırlıyoruz. Onların sağlığına ve aslında mental anlamda da yorgun düşmemeleri açısından besin değeri yüksek, sağlıklı ama fast food olmayan seçenekler sunmaya çalışıyoruz. Bunların dışında yine e-spor takımlarını burada ağırlarken onlara sunduğumuz paket programlar içerisinde hamam experience veya boğaz turu gibi seçenekler de yaratmaya çalışıyoruz. Onlara yani buraya geldiklerindeki deneyimi unutamamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında e-sporcu olmak isteyen amatörlerin de aslında buradaki turnuvalara katılıp e-spor takımlarının dikkat çekebilmesini sağlamak istiyoruz. En büyük amaçlarımızdan biri de bu aslında. Türkiye'deki amatör e-sporcuların kendilerini gösterebildiği, turnuvalara katılıp oralarda başarı elde edebilerek takımlara kendilerini kanıtladıkları bir alan oluşturmak. Fiyatlarınızla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ana alan dediğimiz online zone'da, arkamda gördüğünüz alanda 3 farklı fiyat kategorimiz var. Bir de özel odalar tarafımızda ayrı bir fiyat kategorimiz var. Bilgisayarlardaki fiyat kategorileri ekranlarına, yani monitörlerine ve ekran kartlarına göre değişiyor. Rare Zone dediğimiz ilk alanımız saatliği 8 lira, 2060 ekran kartı, 24 inç 144 Hz monitörlü. Son derece en üst düzey ekipmanlarla donatılmış bir alan. Epic Zone saati 10 lira olan bölgemiz. Bu bölgede 2070 ekran kartları, 24 inç ve 27 inç yine 144 Hz monitörlerde oyun deneyimi sunuyoruz. Yine ekipman olarak Razer, Corsair ve Logitech ekipmanları farklı farklı kategorilerde elde edebiliyorsunuz. O kategorilerde oynayabiliyorsunuz. Bir de online zonda Legendary Zone'umuz var. Legendary Zone'da 2080 ekran kartı ve 32 inç kör monitörlerle bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Aynı zamanda tüm bilgisayarlarımızda i7 9. nesil 9700K işlemci var. Özel odalarımızda ise konfigürasyon biraz daha artıyor ve farklı seçenekler de ortaya koyuyoruz. Özel odalarımızda i9 işlemci, 2080 ekran kartı, 24 inç 240 Hz monitörler ve 32 inç yine 144 Hz monitörler kullanıyoruz. Kullanıcının isteğine göre o değişiklikleri de yapıp özel odalarda konforunu ve keyfini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bunların dışında yayın odamızı, stüdyomuzu ve video wall'daki PlayStation'ımızı da saatlik ücretle kiralayabiliyorsunuz. Stüdyomuzu kişi başı 25 liraya, video wall'daki PlayStation oyunlarını da yine kişi başı 20 liraya oynayabiliyorsunuz. Son olarak Player Bros takipçilerine neler söylemek istersiniz? Player Bros takipçilerinin hepsi alanımıza davetli. Üye olanlara özel 2 saat hediye kampanyamız hala sürüyor. Bundan yararlanabilirler. Alanımızda sadece oyun oynamak için değil, Player Bros içeriklerini izlemek için de gelebilirler. Onun dışında maç yayınlarını izlemeye de gelebilirler. Burada sosyalleşebilirler, buranın bir parçası olabilirler. Aynı zamanda Player Bros takipçilerine özel bir paket oluşturduk. Onu da burada detaylarını Player Bros sitesinde bulabilirler. Buraya gelip o paketten faydalanabilirler.